Miraç ve İsra kavramları. Aynı mıdır, farklı mıdır? Bazı hocalar aynıdır diyor. Yani ilahiyatçılar. Bazıları hayır, İsra gece yürüyüşüdür. İsra suresine geçen. Evet. Miraç başka şeydir diyorlar. Yani İsra işte gece yürüyüşü, geceleyin yürümek lügat olarak anlamı o. Miraç da ise yüksek bir yere çıkmak, merdiven anlamı var. Fakat evet, biz terim olarak kullandığımız zaman Peygamber Efendimiz'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar olan yolculuğuna İsra adını veriyoruz. Ve Mescid-i Aksa'dan çıktıktan sonra göğe yükselmesine de Miraç adını veriyoruz. Yani aradaki fark bu. Bu olay Recep ayının 27. gecesinde meydana geldiği için ve hem İslam tarihi açısından da ve Hazreti Peygamber'in hayatı içinde de en önemli olaylardan birisi olduğu için Müslümanlar sonraki dönemlerde bugünün hatırasına bazı programlar düzenlemişler. Bazı kutlama İsra ve Miraç aynı mı? Yani aslında farklı. Ha, o farkı anlatır mısın? Söyledim ama siz... Biraz daha şey. Yani İsra gece yolculuğu bir anlamda. Hı hı. Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmesi ve Mescid-i Aksa'dan ayrıldıktan ayrılıncaya kadarki olan sürece İsra diyoruz. Ondan sonra göğe yükselmesine ve orada işte Sidretül Münteha'ya ve Sidretül Münteha'yı da aşması meselesi var. Sidre işte bir ağaç demektir, bir son demektir. Münteha da son demektir. Ve aslında bu Peygamber Efendimiz'e ait olan bir makamdır. Çünkü Peygamber Efendimiz diğer hiçbir insana nasip olmayan, diğer hiçbir peygambere nasip olmayan bir lütufa mazhar olmuştur ve daha ileriye gitmiştir. Ve orada bir anlamda yani Allah'ın büyük lütfuna mazhar olmuştur. Tabii bunun bir gerisine bakmak lazım. O hususta şudur. 620 yılı, yani Peygamber Efendimiz'in peygamber olduktan sonra 620 senesinde hem amcası Ebu Talib'i hem de kendisinin en büyük destekçisi eşi Hazreti Hatice'yi kaybediyor. Ve bundan dolayı o seneye hüzün yılı, yani üzüntü yılı adı veriliyor. Ve bunun akabinde aslında Mekke'de Hazreti Peygamber yalnız kalıyor ve kendisi bir anlamda Taiflilerden yardım elde ederim amacıyla Taif yolculuğuna çıkıyor. Ve Taif yolculuğundan da olumlu bir cevapla almadığı, hatta bilindiği gibi taşlanmalar geri dönmek zorunda kalıyor. Fakat Mekke'ye de giremiyor. Niçin giremiyor? Çünkü hamisi yok. Yani bugünkü anlamda bir pasaportu yok, vizesi yok. Ve belli kimselere haber gönderiyor ve Mutim bin Adi adında daha sonra da Müslüman olmadan vefat eden bir kişi Peygamber Efendimiz'i himayesine almayı kabul ediyor ve Peygamber Efendimiz onun himayesinde Mekke'ye dönebiliyor. Ve tabii bu durum sıkıntılı bir durum. Çok sıkıntılı bir durum ve bir anlamda çaresizlik içerisinde. İşte bu esnada Miraç hadisesi gerçekleşmek suretiyle Peygamber Efendimiz büyük bir lütfa mazhar oluyor. Onun için genellikle İslam tarihi dikkatli bir şekilde incelendiği zaman şu görülür ki Taif yolculuğundan sonra Peygamber Efendimiz'in üç büyük lütufla karşılaşmış olduğunu görürüz. Bu lütuflardan birincisi Mekke'ye dönerken yolda cinlerle karşılaşması ve Peygamber Efendimiz'e onların biat edip Müslüman olmaları ve Hazreti Peygamber'in hem insin hem de cinnin peygamberi olduğu, yani Resulü Sekaleyn ünvanını kazanmış olması, arkasından Miraç hadisesinin gerçekleşmiş olması ve sonunda da hicretin gerçekleşmiş olması. Zaten hadisenin bir de peygamberler tarihi açısından baktığımız zaman her peygamberin hayatında mutlaka bir miracın olduğunu görürüz. Yani sıkıntılı bir ortamdan bir kurtuluşa, kendilerinin peygamber olduğunu ümmetine kabul ettirme babında bir mazhariyete nail olmuş olduklarını görürüz. Mesela Hazreti Adem'in Allah tarafından affedilmesi, Hazreti Nuh'un
işte karada gemi yapmak zorunda kalması, Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulması gibi hadiseler aslında onların birer miracı olarak düşünülebilir. Ve Peygamber Efendimiz zaten Miraç esnasında bütün bu peygamberlerle görüşmek suretiyle o peygamberlerin de imamı olduğu, yani son peygamber Hatemül Enbiya olduğu da bir anlamda tescil edilmiştir. Biliyorsun bir tarih hocası da Amerika'da hocalık yapan bir zat da Hatemül Enbiya'yı peygamberlik mührü diye çevirmişti. Hatemle Hatem'i karıştırmıştı. Evet. Yani böyle şeyler de oluyor. Evet. Bu bakımdan tabii Miraç esnasında iki tane önemli hususun da altını çizmemiz gerekiyor. Bir tanesi Peygamber Efendimiz'e şu hususun ümmetine özellikle bildirmesi istenmiştir. O da şudur. Allah'a şirk koşmayan herkesin mutlaka affedileceği, yani Allah'a şirkin dışında her türlü günahı mutlaka affedileceği. Diğer ikinci husus ise 5 vakit namaz Miraç'tan sonra farz kılınmıştır. Onun için bu Miraç kandili toplumda çok tartışılıyor. Sadece Miraç değil, bu kandiller kutlanır mı, kutlanmaz mı diye bunlar aslında tartışılıyor. Halbuki onu soralım Mustafa. Şimdi deniliyor ki daha dün ya da önceki günde televizyona yine birisi çıkmış. Anlatıyordu. İlahiyatçı değildi benim bildiğim kadarıyla da. İlahiyat konusunda hüküm veriyordu. Evet. Kandil yok mudur? Yani kandiller veya daha doğrusu. Ya şimdi şöyle bir şey. Dini bir emir olarak baktığımız hocam, zaman... Hocam İslamiyet'te kandil var mıdır yok mudur? Ya İslamiyet'te özel günler vardır. Ve bu özel günlere yönelik bir takım ibadetler yapılabilir. Kur'an'da var mıdır? Ya Kur'an'da mesela işte Leyla-i Kadir geçiyor mesela. Onun dışında tabii ki o. İnna enzal. Evet, Leyla-i Kadir geçiyor. Miraç geçiyor mesela. Miraç geçiyor. Şimdi buna itiraz edenler Kur'an'da olup olmadığından itiraz etmiyor. Neden itiraz ediyorlar? Diyorlar ki Hazreti Peygamber'in zamanında böyle bir uygulama var mıydı? Aslında Hazreti Peygamber'in zamanında bugün Müslümanların yapmış olduğu hiçbir şey yok. Şimdi Hazreti Peygamber zamanında Kur'an-ı Kerim böyle değildi. Tamam mı? Yani Mustafa haline, yani Mustafa haline getirilmemişti. Mustafa haline getirilmemişti. Ondan sonra mescitler böyle değildi. Camiler böyle değildi. İnsanlar böyle yaşamıyordu. Ama bu hadise... Medine safhasına kadar kıblemiz bu taraf değil, Kudüs. Evet, Kudüs yani o bakımdan bakıldığı zaman bunun bu şekilde düşünülmesi fevkalade yanlıştır.